Sebzeler tamam Haydar abi. Arabayı bostana bıraktı Veramel Efendi. Baş üstüne abi. Geliyorum buraya. Boynum bükük. Tek başıma. Fakat yalnız hissetmiyorum kendimi. Bazen ben de yalnızken yalnız hissetmiyorum kendimi. Yoksa hislerimiz aynı mı? Ben hep seninleyim gibi geliyor bana. Ben de içki şişemle. Ya buraya beraber geldiğimiz günle? O zaman yanındayım. Bense her zaman, güneşli gündüzde, karanlık gecede bile, bazen küçük meyhaneden bir şarkı çalınıyor kulağıma. Tek bir şarkı o, tek bir ismin şarkısı, tek bir erkeğin, geceleri beklediğim, gündüzleri gözlediğim Haydar'ımın şarkısı. Duydum duyalı, seni bildim bileli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öpeyim efendim. Berhudar ol evladım. Sağ olun. Buyurun oturun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın küçük? Aa, bak Murat, babamla konuştum. Sana da tamirhanede hemen bir iş verecek. Beraber kardeş kardeş çalışırız. İlk önceleri biraz zorlanırsın ama zamanla alışırsın. Benim öyle çalışmaya karnım tok. Rahat para kazanmak varken... Hayatımızın nesi var Murat? Çok zengin değiliz ama namusumuzla çalışıyoruz. Her neyse, benim biraz işim var. Siz oturun. Abim de neredeyse gelir. Hadi eyvallah. Ona kimse laf dinletemez oğlum. Anne, babam nereye gitti? Hadi çıkalım. Oynayacak param kalmadı. Parası olmayan adamla benim işim yok. Ne zaman cebin dolu olursa ara beni. Gene gel, bekleyeceğiz seni. Geleceğim tabii. Sonra bu gece kadar şanssız da olmayacağım. İşler nasıl Nuri? Çok iyi. Diğer kumarhane ve kulüpler iyi çalışıyorlar. Babanız büyük adam Hüseyin Bey. Bu gece çok güzelsin. Yukur Bostan'ın sahibi Haydar varmış, tanır mısın? Kim tanımaz, abimizdir. Bırak akrabalığı, şimdi burada mı? Orada, tek oturan. Merhaba. Haydar sen misin? Senin bostana iyi fiyat vermişler, satmam demişsin. Patronumuz alındı bu cevabına. Apartman yapıp bir de kat vereceklerdi sana. Bende kereste ekilecek bostan yok. Pişman olursun, sonra keyfini kaçırırız. Bu muhitler bizden sorulur. Belli. Arkadaşlara içki getir Arap. Dalga geçiyorsun ha? Öyle mi? Pişman olursun sonra dedik.
benim içkim. Sizinki masaya gelecek. O fiyatta satacaksın bostanı. Son sözümüz bu. Ne o, korktun mu? Sonra kötü olur senin için. Haklısın. Bu beylerin içkisi benden. Emredersin Haydar abi. Tamamdır bu iş. Merhaba Haydar. Merhaba. Erkencisin. Bazen böyle olur. Ne diyecektim? Senin biraderi Sarı Kazım'ın kumarhanesinde gördüm. Çok para kaybediyor. Sen kulağını bir büksen. Ne de olsa kardeşin. Bilirsin öyle yerlerden hayır gelmez. Sen aklını kendine sakla. Çıkarım gökyüzüne seyrederim. Şarkı bitmeden gidiyorsun. Yalnız kalmak istedim. İçki şişenle mi? Yalnızlığıma o bile kafi değil artık. Ben de kafi gelmiyor muyum? Eski aylar olsaydım senden ileri hiçbir şey olmazdı benim için. Ne içki, ne de... Ama bazen içki iyi geliyor. Her şeyinle huzur duyuyorum ben. Anlatmak istiyorum, dilim varmıyor. Her görüşümde bir başka oluyorum. Hem bakmak istiyorum, hem bakamıyorum. Ben bakabiliyor muyum sanıyorsun? Çünkü Haydar'ım ben. Benim Haydar'ım diyebilsen. Sen beyaz gelinlikle köşkleri, sarayları süsleyen prenses olmaya layıksın. Benle değil. Seninle olamazsam... Beyaz gelinliğe lüzum yok Haydar. Çünkü ölümümle kanım gelinliğimi bu gülün rengine boyar. Bu gece abim aradı mı buraya? Evet, buradaydı. Şu masadakiler canını sıktı, çıktı gitti. Haydar'ın kardeşi mi? Hop, o gölgesinden korkan bostan korkulu Haydar senin abin mi? Sözünü geri al lan! Abime laf edelim, ondan daha yürekliymişim be! Ah!
geldi. Kardeşinle tanıştık da. Sadece kardeşinin yüzünü elindeki çiçeğin rengine boyadık. Nur dedim. Abini dinlesene oğlum. Ben Bostan'a gidiyorum abi. Benim de nişan için bugün biraz koşuşturmam lazım. Sağ ol abi. Bugün en mesut günüm oğlum. Bugün ve bu gece ailemizin en mesut günü anne. Müsaadenle biz Emine ile alışverişe çıkacağız abi. Abin bıraktı. Nişana hazırlanmak için belki biraz alışveriş eder dedi. Haydar küçüklüğünden beri sana babalık yaptı. Ele muhtaç etmedi bizi. Ne söylerse doğrudur. Sözünden dışarı çıkma. Hayatta çok çekti o. Ne olur. Ne olur üzme onu. Dün gece meyhaneyi dağıtmışsın Haydar. Seni bilirim, tanırım. Biliyorsun komiser bey, bostan işi. Değil, Murat karıştırmış ortalığı. Murat değil, ben. Meyhaneciye de zararını gönderdim. Alışveriş ettik baba. Hadi bakalım, erken gidin de hazırlanın.
Şu bizim kıza bir kısmet çıksa da. Akşama iki nişanı bir yapardık. Nerede o günler? Akşama geç kalma babalık. Kocan da kardeşim, bu gece senin yanında olacak. Dilerim. Sayende abicim. Büyümüşsün. Yüzükleri takmanı isterim baba. Bu benim için şereftir Haydar. Sağ ol. Bayağı gençsin oğlum. Bakıyorum da. Neme bakıyorsun ana? Murat da sen gibi aynı. Gelecek mi bu akşam? Gelmez olur mu hiç? Anasını, bacısını, abisini, karısını bekletir mi hiç? Üzüntün boşa ana. Oğlum, bu oyuna dans diyorlar. Ya sen? Bizim oyunumuz Anadolu havası. Biz gençken erkek erkeğe halay çekerdik. El ele, can cana. Sen hem abim hem babam gibisin. Sağ ol. Niye dans etmiyorsun? Uzattınız ama. Seninki bu gece kazanıyor. Kazandığı zaman benimki olur. Kazandın Murat. Rest. Gördüm. Full dam. Kare. Kaybettim. 50 bin lira kaybetti. Babasına nasıl hesap verecek?
Ne o? Tam kazanmaya başladığın sırada gidiyor musun? Kardeşimin nişanı var. Geç kaldım, gitmeliyim. Oyun bitmeden gitmek olmaz. Hem de şansın varken. Ah şöyle. Restim bundan sonra açık. Darısı senin başına abi. Söyleyene değil, söyletene bak. Babam gelmeyecek mi amca? Gelecek. Gecikmesi sana pamuk prenses, siyah elbiseli amca. Kırmızı gelinlikli teyze alacak kızım. Müsaadenizle. Artık gitmem lazım. Yarın akşam gene gelirim. Hep beraber gideceğiz. Gelmedi Murat. Anacığım. Gülüm anacığım benim. Gelir. Belki bir sürprizle gelir oğlum. Ha? Merak etme, üzülme sen. Zeki Bey yüzükleri takacak. Davetliler, bu mutlu günümüzde evlatlarımızın aileleri huzurunda bana verilen vazifeyi yapmakla bahtiyarım. Paraları alıp çevirmek var mı lan? Vereceksin paraları. Beraber yürüyecekleri hayat yolunun daha başlangıcında olan bu iki gence... Sizlerin de hislerinize tercüman olduğuma kani bulunarak saadetler dilerim. İleride kuracakları yuvalarında şimdiden bahtiyarlık temenni ederim. Sen paraları, yoksa öldürürüm seni. Tanrı onları bütün kötülüklerden korusun. Ah!
İçerim. Beceremiyorum değil mi? Haydar abi! Murat'ı vurdular! Cesedi arka sokakta! Murat'ı annesiyle karısını eve götüreyim. Onlar bu durumu görmez. Gitmezsen
Hele silahlı. Gene eski günlerdeki gibi olmanı istemiyorum. Kardeşine kıyanların Allah cezasını versin. Seni silahla bırakmam. Bırakmam Aydar. Uğrayacaktım. Sana gelecektim Haydar. Konuşmuyorsun. Aslında sana gelmemin sebebi babam gönderdi. Git bul Haydar'ı dedi. Kahveden Çukur Bostan'ın sahibini sormuşlar. Haydar haberli olsun bundan dedi. Beni görmeden uzaklaşmasın Muhit'ten dedi. Bunları baban söylemedi yine. Sen de istemiyorsun başımın derde girmesini. İster miyim Hayda? Hiçbir yere uzaklaşmayacağım. Sadece bir kumarhane var. Oradakilere de soracaklarım. Sadece bu mu gidişin? Hüseyin bizi bekliyor. Geç kalmayalım. Bırak beni, kimsin sen? Murat kardeşimdi. Onu vuranı muhakkak biliyorsun sen. Konuş. Kim? Kim öldürdü kardeşimi? Bir şey bilmiyorum ben. Bırak! Murat isminde kimse tanımıyoruz biz. Çık buradan! Sizin anlayacağınız lisandan konuşalım öyleyse. Elini kana bularsa, başı derde girerse. Yolda karşılaştım onunla, siz üzülmeyin. Haydar düşüncelidir, yapmaz bir şey. Yapar kızım. 10 sene evveline kadar o kara Haydar'dı. Hiçbir kabadayı, hiçbir eli silah tutan ona kafa tutamazdı. Hele kardeşinin intikamı işin içinde olursa. Acınızı anlıyorum, muhakkak buralardadır Haydar. Konuş, Murat'ı öldüren kimdi? Bilmiyorum ben, bilirse o bilir.
Vurma abi. Katil patronun oğlu Hüseyin. Patronun kim? Patronu kimse tanımaz. Ya Hüseyin'in yeri? Halde yazıhanesi var, herkes bilir onu abi. Haydar. Bunlar mı? Bunlardan katili öğrenemedim ama size katili getireceğim. Haydar. Kardeşimin kanlı cesetini sen de gördün. Biliyorsun bu mezarlığa gömdük. En mesut günümüzde öldürdüler onu. Siz bunların ifadesini alırsınız. Ben sonra karakola uğrarım. Cive götür. Sen misin? Nasıl girdin buraya? Sen benim sorduğuma cevap ver. Hüseyin sen misin? Neden arıyorsun Hüseyin'i? Ne işin var onunla? Demek Hüseyin sensin. Neden öldürdün kardeşimi? Ben kimseyi öldürmedim. Kardeşim Murat'ı sen öldürdün. Sen! Pis kanınla elimi kirletmem. Polise teslim edeceğim seni. Öcümü adalet alacağım. Beni. Çukurbostan'ın sahibi vurdu onu. Gidin. Ne evi kalsın ne barkı. Ne anası varsa ne de kızı. Kendini de buraya ayaklarımın dibine canlı getirin. Katilini canlı elime geçiremedim Zeki Bey. Kendi tabancasıyla belasını buldu. Adaletin eline teslim edemedim onu. Nefsi müdafaa olduğunu ispat edinceye kadar bu bir cinayet sayılır Haydar. Çok zor bir durumdasın. Kendimi temize çıkarabilmem için bana yarın sabaha kadar mühlet verin. Bunu rica ediyorum sizden. Zaten size teslim ettiğim o adamla kadından başıma gelen felaketlerin sebebini öğrenmişsinizdir. Senin doğru bir insan olduğunu biliyor ve yaptığın işte sana hak veriyorum. Fakat ben bir kanun adamıyım ve vazifemi yapmaya mecburum. Ben de karşınızda suçlu olarak bulunmak istemezdim.
arıyordum Haydar. Evden seni çok merak ediyorlar. Savcıya durumu bildirmem lazım. Sana da sabaha kadar mühlet. Sağ olun Zeki Bey. Bu yakınlığınızı hiç unutmayacağım. Baba, ben de müsaade edersen Haydar'la gidiyorum. Babanı da üzdüm. Bu gece bitmeli bu iş. Acını anlıyorum Haydar. Ne desem? İçsen biraz. Ne içki ne de başka bir şey. Eve gitmekten başka çarem yok. Su taşıyın, koşun, durmayın! Abi, içeride kaldı hepsi. Öldüler galiba. Ben... Delirdin mi sen? Bu tarafa gittiler, kalabalıktılar. Metin olmalısın Haydar. Sen Türkan'a götür. Bu iş büyüdü. Çok büyüdü. Su taşıyın, haber verin itfaiyeye. Haydar, Haydar dur. Gitme Haydar. Bu gidişin sonu kötü olacak. Onlar etti, sen etme. Hem kendini hem de herkesi düşün. Düşünecek kimsem kaldı mı ki yine? Evimi cehenneme, mezarlığa çevirmişler. Ne olursa olsun Haydar, senin de yok olmanı istemem. Onların kanını akıtmazsam, kanıma kan almazsam yaşamak haram olur benim için. Gel! Haydar! Dur! Sen misin Çukur Bostanı sahibi? Cevap ver! Benim olan it oğulları! Gelin lan! Siz misiniz elini basan köpek soyları sizi? Kim sizi böyle üstüme salan? Konuş! Haydar!
Seni hemen öldürmeyeceğim. Azap çektire çektire öldüreceğim. Çalıştığıma bin kere pişmanım. Ne vicdansız olduğunu anlamalıydım. Ne demek istiyorsun? Türlü hilelerle iflas ettirdiğin eski ortağımızın ölümüne sebep oldun. Ona mı acıyorsun şimdi? Aptal herifin biriydi. Dün akşam karısı 3 çocuğuyla intihar etmiş. Bunun mesulü sensin Rüstem. Bana haber verseydin ona son bir fırsat daha verirdik. Bana ne? Bu dünya kuvvetlilerin dünyasıdır. Acımak insana hiçbir şey kazandırmaz. Kimsenin gözünün yaşına bakmam ben. Lanet olsun sana. Kafası ezilecek bir yılansın. Bana verecek cevabın bu muydu? Benimle kimse şimdiye kadar böyle konuşmadı. Yüzüme kimse vurmadı. Hesabını tam ödeyeceğim senin. Seni öldürmeyeceğim. Fakat senin olduğun bu şehirde kalamam ben. Gideceğim. Müşterek neyimiz varsa senin olsun.
yüzüne vurduğu zaman alnından mıhlayacağım onu. Götürün. Yarın sabah güneşin doğuşu Haydar'ın sonu olacak. Öldürmeyeceksin onu değil mi Rüstem? Biliyorsun, o senin en yakın arkadaşındı. Her işi beraber yapardınız. Öldürmeyeceksin onu değil mi Rüstem? Anlıyor musun? Öldürmemen lazım. Gitme sen. Biliyorsun seviyorum seni. Bu şehirde kalırsam adıma namıma dokunur. Ben Sara Haydar. Senin namın. Hiçbir şey yok gözümde. Beni kimsenin tanımadığı yere gideceğim. Anam rahat edecek. Kardeşlerim kandan, nefretten, intikamdan uzak büyüyecek. Huzurla yaşayacağım. Odada. Peki. Siz şimdi etrafı kollayın. Haydar Tekin değildir. Haydar'ın sevgilisisin demek. Nefret ediyorum senden. Haydar'a yaptığınız kötülükler için çekeceksiniz. Fakat sana asla kötülük yapmam. Güzel kızsın, çekiciliğin de var. Kapıda bekle. Çek elini! Haydar dışarıda bağlı. Bütün adamlarım da nöbette. Benim olacaksın. Diyorum sana. Benim olacaksın. Benim olacaksın diyorum sana. Benim olacaksın. Senin ölmene tahammül edeme. Yıllar geçti ama sana hala aşığım Haydar. Olacaksın yoksa öldürürüm seni. Olmayacak. Kaldırın şu cesedi. Aşağıya salona götürün. Bu silah sesi bir acayip ama ellerin bağlı gibi gün doğmasını bekle Haydar. (Gülüyor)
Sene sonra karşıma çıkmayacaktın. Bu sefer seni affetmeyeceğim Rüstem. Oğlumun intikamını alacağım senden. Ya ben kardeşimin kanını bırakır mıyım sende? Bütün bu kanlar senin yüzünden aktı. Artık senin yaşamana da lüzum yok.